Şimdi efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malı ikiye ayırıyor, insanın malını. İkiye ayırıyor. Bir tanesi diyor kendi malı, bir de varisin malı. Yani tereke olarak bıraktığı mal, iki mal vardır. İlginç geliyor sahabeye, diyor ki ya Resulullah nasıl oluyor bir kendi malı bir de bıraktığı mal? Mal bir tane olur. Bir tanesi diyor önceden verip de gönderdiği mal kendi malıdır diyor. O ila nihaye devam eder. Aslında gerçek mal odur diyor. O diğer ise miraslarına, varislerine bıraktığı maldır. O mal yani daha sonra kendisine getirip bir takım kazanımları olabilir de olmayabilir de. Babaları rahatsızlanmış, vefat böyle durumuna gelmiş. Sekeratı net diyoruz yani biraz rahatsız. Yatağının başında çağırmış. Büyük bir tereke bırakıyor evlatlarına. Çok büyük bir varlık. Onlara diyor ki, müteahhiti çağırıyor. Diyor ki oğlum diyor, şu aşağıki köyde diyor bir cami var, yarım kaldı. Ben vefat ettikten sonra orayı tamamla diyor. O da hay hay babacığım, yani benim bıraktığım maldan tamamla anlamında hay hay babacığım diyor. Sonra bizim hocamızı çağırıyor. Hocaya diyor ki oğlum diyor sen de şu ileride bir köy var diyor, Kur'an kursu biraz yarım kalmış. Sen de diyor o Kur'an kursunu tamamla diyor. O da diyor ki tamamlayamam baba diyor. Ya normalde biraz önceki müteahhit mesleğini icra eden bir arkadaşı söyleyeceği bir cümle bu. Yani hani para hisseler vesaire falan. O da diyor ki gözlerini biraz daha açıyor. Neden oğlum diyor. Diyor ki babacığım senin kıyamadığın paraya ben nasıl kıyayım diyor. Sen bak sağlığında bana diyorsun ki ben vefat ettikten sonra sen benim sana bıraktığımdan sen ver. Demek ki sen bu mala kıyamıyorsun. Benim bana bıraktığın mala ben de kıyamam babacığım diyor, kusura bakma. Hoca diyor ki oradan diyor babam şey yaptı, ayaklandı, 3 ay daha yaşadı. Hem camiyi hem de Kur'an kursunu bitirdi, öyle vefat etti. İşte gerçek mal dediğimiz değerli kardeşlerim, işte önden gönderdiğimiz mal bu mal değerli kardeşlerim. Bir babanın güzel bir tavsiyesi var. Tavsiyesi şu. Önce biz insanların ruhuna, gönlüne girmeyi öğrenmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Öyle gönüllerde taht kurdu, öyle yer yaptı ki hala devam edip gidiyor. Peygamberin üç vasfı desem, üçü de, beş vasfı desem, beşi de ahlak üzerine nitelenen bir peygamberin ümmeti bugün gayri ahlaki vasıflarla anılır duruma geldi. Aldatan, doğru söylemeyen, tembelleşen, cimrileşen ve benzeri. Şimdi nasıl bir ilişki bu? Bu peygamber benim örneğimdi. Bu peygamber bana dini öğretmek üzere geldi. Öğrettiği din mükemmel, insanı kamile götüren bir din. Bunun kurallarını, eğitimini yapan, ibadetiyle bunun eğitimini yapan bir din bizim boynumuzdaki kolyeye dönüştü. Kolyeye dönüştü. Bu hesap benim hesabım. Kendi adıma söylüyorum. Bu hesap hepimizin hesabı. Dolayısıyla değerli dostum Osman Hocam'ın biraz espriyle anlattığı şeyi buradan ayrıldıktan sonra biraz ciddi ciddi düşünmek gerekiyor. Yani espriyi sürdürmek değil de en ağır mesajlar espriyle verilir.